Günün raporunun ikinci bölümünden tekrar merhaba. Konuğum Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımızı Sayın Bülent Kuşoğlu. Sayın Kuşoğlu hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle MYK'dan ayağınızın tozuyla geldiniz Cumhuriyet Halk Partisi evet. Merkez Yürütme Kurulu toplantısından. Var mı oradan bize aktarabileceğiniz bir şey? Önümüzdeki dönem CHP'nin herhangi bir programı ya da sürpriz bir şey var mı? Alınan bir karar var mı? MYK her hafta toplanıyoruz pazartesileri. En az haftada bir kere toplanıyoruz. Bu da rutin bir toplantıydı. Biz hafta içerisinde de ayaküstü toplantılarıyla durum değerlendirmesi yapıyoruz. Fatih Bey, Türkiye'de siz de çok iyi biliyorsunuz. O kadar hızlı gelişmeler oluyor ki haftada bir toplanmakla bile gidişatı değerlendirmek için yeterli olmuyor. Sürekli olarak bu toplantıları yapıyoruz. Ama düzenli olarak haftada bir toplanıyoruz. Öyle bir toplantıydı. Aldığımız kararlar var, değerlendirmeler var. Geçen haftanın değerlendirmesi ve önümüzdeki hafta ile ilgili gelişmeler var. Mecliste yaşanacak olan gündemle ilgili değerlendirmeler var. Çok canlı bir MYK toplantısı yapıyoruz düzenli olarak. Evet, yani önemli çünkü Türkiye'nin çözüm bekleyen sorunları çok fazla. Deminden beri konuşuyoruz yani. Hakikaten sıkıntı çok büyük. Özellikle sokak çok rahatsız. Siz de bir ekonomi konusunda, yıllarca bürokrasi konusunda da Geliler Genel Müdürlüğü'nde çalıştınız. Devletin iyi bir bürokratısınız. Onları birlikte konuşalım diyeceğim öncelikle ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun davasıyla ilgili bugün önce onu soracağım. O, siz de çünkü Çubuk'ta oradaydınız, o şeylere tanık oldunuz. Bugün davanın notlarına baktım. Yani yine sanıklarda bir samimiyetsizlik, bir ciddiyetsizlik. İşte kolumu salladım, elimi salladım. Kurtulma amacıyla kolumu salladım demiş Engin Yüce. Unuttum, çok zaman geçti diyen var. Tabii daha önce sanık Vahit Delibaş, Kılıçdaroğlu'nu öldürmek isteseydik zaten çıkamazdı. O kadar kalabalık vardı demişti. Ama burada aynı şeyleri söylemedi. Karşılıklı hakaretler var. Yani nedir bu? Nasıl bir davadır? Abi, anlamıyorum ben. Türkiye'nin iki numaralı ismine yönelik bir saldırının, sanıklarının bu kadar cesaret sahibi olması, bu kadar meydan okuyan bir tavra sürüklenmesi, üstüme onu bu kadar üst perdeden kurması, hatta dala geçer gibi elimi salladım da işte Sayın Kılıçdaroğlu'nun yüzüne çarptı. Yani neredeyse Sayın Kılıçdaroğlu geldi yumruğumuza kafa attı diyecekler yani. Halk tabiriyle söylüyorum. Yani evet. Bu nedir ya? Fatih Bey, bu nedir? Dediğiniz gibi ben de oradaydım o gün. O gün yaşadıklarımız ve ondan sonraki gelişmeler, bu yargı aşamasındaki yaşananlar devletimiz için yüz karası maalesef. Utanıyorum bunları konuşmaya. Orada bir şehit cenazesi vardı ve şehit cenazesi için biz oraya gittik. Devlet töreniydi. Yani devletin kontrolünde olan, devletin güvenliğini sağladığı bir törendi. Buna rağmen hiçbir şekilde maalesef güvenlik yoktu. Bize yönelik olarak bir güvenlik yoktu. Tam tersine bir önceden tasarlanmış bir plan vardı. Özellikle Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik. O uygulandı. Büyük bir rezaletti. Sonradan o zaman Milli Savunma Bakanımız olan Hulusi Akar girdi devreye falan. Bizler Sayın Kılıçdaroğlu'nun ekibinde olanlar işte etrafından uzaklaşmıştık. Öyle sorunlar, sıkıntılar vardı. Canımızı zor kurtardık. Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik de ama özellikle onu da belirteyim. Fakat arkasından, yani bu devlet töreninde olan bir hadise, devlet protokolüne dahil olan, devlette iki numaralı koltuğu işgal eden kişiyi bile koruyamadı hakikaten. Milletvekillerini koruyamadı. Ondan sonra da davanın seyrine bakıyorsunuz. Bu devletin olmaması gereken görüntüler var o davada da. Tam bir rezalet. Utanıyorum. Yani bunu konuşmaya bile utanıyorum devletimin adına. Bu devleti yönetenler adına. Ben devletimden gurur duyuyorum tabii ki. Geçmişiyle geleceği de olduğuna inanıyorum. Bu devleti biz kurduk Cumhuriyet Halk Partisi olarak ama bu devleti yönetenlerin böyle bir sorumsuzluk içerisinde olmaları, bu kadar bu
kadar kötü görüntülere, şu görüntülere baksanıza sebebiyet veriyor olmaları Türkiye adına utanılacak bir şey maalesef. Yani konuşmaya da utanıyorum. Biraz önce hani siz açılışta söylediniz ya, çok sıkıntılı olanlar var, işsiz güçsüz, bu pahalılıktan ay sonunun nasıl getireceğini hesap edenler, ya şuna da şu kadar zam geldi, marketlerdeki fiyatları takip ederek şu markette şu ucuz, bunda bu ucuz diye alışveriş yapmaya çalışan bu kadar insan varken, her evde işsiz varken neredeyse böyle bir vaziyette tutup da başka konuları konuşuyor olmak insanı üzüyor. Bir siyasetçi olarak hakikaten beni de üzüyor. Utanıyorum ama Türkiye gündemini de bizler tayin etmiyoruz hakikaten. Mecburen bunları da konuşuyoruz. Tabii, tabii. Ama bu Sayın Kılıçdaroğlu'na yapılan linç girişimi, oradaki devlet yöneticilerinin tutumu, devleti yönetenlerin tutumu, arkasından da bu yargı aşamasındaki yine devleti yönetenlerin tutumu tam bir rezalettir. Maalesef tam bir rezalettir. Evet, bu önemli, bunu vurgulamanız. Umarım dava Haziran'a ertelendi sanırsan. Haziran'da umarım 21 Haziran'a ertelenmiş. Doğru kararlar alınır ve Türkiye bu ayıptan kurtulur. Siz gelmeden önce hakikaten onu konuşuyorduk. Yani siz de söylediniz. İnanılmaz tablolar var Türkiye'de. Yani bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti vardı bugün. Gördünüz mü bilmiyorum. Arkadaşlar, evet, getirin tekrar Cumhuriyet Gazetesi'ni. Bir konuşalım onu. Yani Türkiye'nin sınır yok. Türkiye'nin hali bu. Madde madde anlatmışlar burada. Demin örnekler verdim. Sayın Kuşoğlu, siz ekonomiyi bilen bir insansınız siyasetin dışında. Yani düşünün, normal mama yerine çocuğuna un çorbası yapan, hazır çorba yediren ya da pirinç unu alanlar var. Çöpten geçinen insanların sayısı artık milyonu buldu. Yani bırakın 1000, 10 bini, Türkiye genelinde söylüyorum. İstanbul'da çok yoğun özellikle bu. Kiralar ödenmiyor. Birçok ev sahibi kapıda bekliyor. Temel gıdalara ulaşamıyorlar. Binlerce çocuk okuldan koptu. Çoğunun evde interneti yok. Aylık 110 lira internet parasını ödeyemeyen insanlar var. Hatta yani şurada arkadaşlar, onu bir getirelim isterseniz Sayın Kuşoğlu ile konuşurken. Hani namuslu battık denen bir esnaf isyanı vardı ya. Yani o esnaf şunu söylüyor. Diyor ki, çocuğuma öğretmeni kızıyor diyor. Evinde interneti niye yok? Altı üstü ayda 110 lira diyor. Evet. Adam diyor ki, cebimde diyor 20 lira yok. Yani ben nasıl, bu da bir esnaf, lokantası var. Lokantasını kapatmış. İsterseniz bir isyanı dinleyelim. Sonra bu rakamlara birlikte bir bakalım, evet, Sayın Kuşoğlu. Onları konuşmamız getirin, lazım. Getirin bir bakalım arkadaşlar. Namuslu bir şekilde nasıl battık mesela? Bize devletimizin uygulamış olduğu kurallara riayet ettik. Hiçbir şekilde açmadık, bir şey yapmadık. Ama yapmadığımız halde onlar söylenenin tam tersini yaptı. Ne yaptı? Kongreleri yaptı. Ne yaptı? Kayak merkezlerini açtı. Ne yaptı? Ya bak, yanında berber var. Çeker misiniz? Yanında berber var. Çalışıyor akşama kadar, yine aynı parasını kazanıyor. Devletten 750 lira kira, 1000 lira harçlık alıyor. Ben kapalı olduğum halde bana yardım etmiyor. Bana yardım etmiyor. Daha sonra ne oldu, ne yaşadık? Çok şey işte, şu anda konuşamıyoruz belki, hepsini anlatamıyoruz ama benim çalışan işçilerime bile maaş hacizleri geliyor şu anda. Hiç alakası olmayan insanlar, her şey, herkes güzel yaşarken şu an iş yerime çalışanlarımın maaş hacizleri geliyor. Orada çekmeyeceğim, dur hatta gösterebilirim. Bu bir örnek. Yani Türkiye genelinde bu tablo çok arttı. Bu yine hani esnaf biraz parası pulu kalmış geçmiş dönemden. Ama yanında çalışanların hali çok perişan. Yani evine ekmek götüremeyen, iş bulamayan, çalışamayan ve düzenli bir gelir. 110 lira, yani demin söyledim onu.
Çocuğun okula gidecek, biliyorsun uzaktan eğitim var. İnternet parasını yatıramamış, interneti kesik evde. Bilgisayar olmayanı, tablet olmayanı saymıyorum. Onları vazgeçtik onlardan. 3 milyon çocuk internete bağlanamıyor. Bu uzaktan eğitimden, EBA'dan yararlanamıyor. Evet. Ya nedir bu tablo Sayın Vekilim? O Cumhuriyet Gazetesi'nin şeyine de girdik. Yani onları da konuştuk. Bir inanılmaz bir dönem ya. Yani temel koruyucu ekipmanları olan maske ve kolonya her 100 kişiden 65'i erişemiyormuş ya. Maske, kolonya. Yani bu yoksulluktan haberleri mi yok? Ya da bu yoksulluğun yaratılmasında bugüne kadar etkisi olan insanlar bir vicdani sorumluluk bundan duymuyorlar. Bunun bir çözümü mü yok? Yani bu yaşanmak zorunda mı? Nedir tablo? Şimdi dediğiniz gibi bunlardan haberleri yok. Şimdi bugün şey verileri açıklandı, TÜİK verileri açıklandı biliyorsunuz. 2020 yılında 1,8 %1,8 büyümüşüz. Bu büyüme Avrupa'da birinci en fazla büyüyen ülkeyiz. G20'ler içerisinde de 19'un şey yani önemli ikinci sırada en fazla büyüyen ülkeyiz. Yani birkaç tane dünyada büyüyebilen ülkelerden birisiyiz. Fakat bunlar doğru rakamlar değil Fatih Bey. Şimdi yine TÜİK'in 15 gün önce bir açıklaması vardı, bir istatistiği var. İlk defa 2000'li yılların başından beri yapılıyor mutluluk araştırması diye bir araştırma. İlk defa Türkiye'de mutluyum diyenlerin oranı 50'nin altına düşmüştü. Ya peki ilk defa 50'nin altına düşüyor. Peki nasıl Türkiye büyüyor? 11 milyona yakın işsiz varken bir ülkede nasıl olur da böyle bir büyüme gerçekleşir? Şimdi bunların iktidar farkında değil. Bu açlığın, sefaletin, sıkıntının. Biraz önce söylediniz 3 milyona yakın öğrenci EBA'da yani internete erişemediği için, tableti olmadığı için, interneti olmadığı için, bilgisayarı olmadığı için eğitim görememiş. 3 milyona yakın. Bunlar yoksulluktan olan şeyler. Büyük sıkıntılar var. Vatandaş hakikaten çöp topluyor oradan buradan, çöplüklerden. Bu vaziyette. Ama ne olursa olsun ben şimdi siyasetçiyim. Benim bu sorunu, sıkıntıyı konuşurken umut da vermem gerekiyor. Onun için bütün çabam sıkıntı. Türkiye bunlara layık değil. Bu millet bunlara layık değil. Bunları aşabilir. Yani her şeyi var bu ülkenin. Tarım ürünü, doğal ürünü, madeni, her şeyi var. Böyle bir ülke yönetilmediği için bu vaziyette. Yani umutsuz da olmamamız lazım. Değerli izleyenlerimiz şimdi bütün bu sorunları, sıkıntıları dile getiriyoruz diye bunalmasınlar. Kötü, kara bir tablo çizmeye çalışmıyoruz çünkü. Kara bir tablo var ama onun arkasında hakikaten beyaz bir tablo var. Yani Allah bize her şeyi vermiş. Bu ülkenin her şeyi var. Yapabiliriz. İyi bir organizasyonla bu ülkede herkes iş bulabilir. Herkes aş bulabilir. Herkes mutlu olabilir. Bunu yapabiliriz. Genç bir ülke niçin bu vaziyette olsun? Ama iktidarda kalmaya çalışan, iktidarını devam ettirmeye çalışan, 19 yıl yetmedi bir 19 yılda kalmaya çalışan böyle bir zihniyet var. Her şeyi yapıyor kalabilmek için. İnsanları kandırabilmek için her şeyi yapıyor. Gündemi daha farklı tayin etmeye çalışıyor. Gündemi daha farklı göstermeye çalışıyor. Bunları göstermemeye çalışıyor. Bugün alın siz biraz önce Cumhuriyet Gazetesi'ni oku manşetini. Bir de havuz medyası ile ilgili çıkaralım gazeteleri, manşetlerine bakalım. Hiç açlıktan bahsediliyor mu? Hiç sefaletten bahsediliyor mu? Geçelim onların televizyonlarına. Bu akşam izleyelim birlikte. Hiç açlık, sefalet, işsizlik, mutsuzluk bunlardan bahsediliyor mu? Gençlerimizin Avrupa'ya gitmek istemesinden, yurt dışına gitmek istemesinden, geleceklerini burada görmedikleri için o tarafa gitmek istemesinden bahsediliyor mu? Her şey güllük gülistanlık. Efendim, dünyada en fazla büyüyen ülkelerden biri olduk. 1,8 büyüdük. Nereden büyüdük ya? Bunların bir önemi yok.
insan odaklı olmadıktan sonra bu ekonomi ile ilgili makro göstergelerin önemi yok. Dünya bunları kale almıyor. Evet, bir göstergedir ama insanla ilgili olması lazım. İnsanla ilgili olmazsa şeylerin, ülkeyi yönetenlerin bu rakamları dikkate almaması lazım. 11 milyona yakın işsiz var. Cumhuriyet tarihinde hiç 6 milyon olmadı. Yarısı kadar olmadı. Sen 11 milyon işsiz varken kalkıyorsun, büyümeyle övünüyorsun. Bu sahtekarlıktır, bu yalancılıktır, bu rakamlarla oynamaktır. Bu gerçeği görmemektir, göstermemektir. Bunlarla oyalanıyoruz. Ondan sonra da gündemi belirlemek için, gündemi saptırmak için bir hafta çıkıyorlar, bir hafta anayasayı değiştirelim diyorlar. Değiştirelim peki ama ne öneriyorsun? Niçin anayasayı değiştirelim? Diyor, oturalım bir ara konuşuruz. Ben bir şey önermiyorum. Ya niye önermiyorsun? Daha 2 sene önce anayasa değişikliği yapıldı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diye bir sisteme geçtik. Yürümüyor. Ne istiyorsun? Ne istediğini bile söylemiyor. Gündem değişsin, ekonomi konuşulmasın, vatandaşın durumu konuşulmasın, mutsuzluğu konuşulmasın da ne konuşulursa konuşulsun. Ne konuşulsun? Şeyle, özellikle muhalefetle ve CHP'yle kutuplaştırayım ben kendi taraftarım, birbirleriyle şey olsunlar, saç başa gelsinler, kendi durumlarını, ekonomik durumlarını görmesinler. Bütün dert bu. Fenerbahçe, Galatasaray taraftar gibi birbirleriyle uğraşsınlar ama gerçeği görmesinler. Bütün dertleri bu. O arada da kendileri oy alsın. O kutuplaşmadan, o şey taraftarını konsolide ederek oyunu kaybetmesin ya da kaybettiği oyu geri alsın. Kaybediyor. Kaybedecek zaten. Başka yolu yok. Gidecek. Erken veya geç seçim olduğunda gidecekler. Erken veya geç değil de zamanında, daha doğrusu seçim olduğunda gidecekler. Başka şeyi yok. Türkiye'nin başka kurtuluşu yok. Bu siyasetle olması lazım. Sandıkla geldiler. Sandıkla inşallah gidecekler. Türkiye de ondan sonra kurtulacak. Türkiye çok iyi kadrolara sahip. Biz dünyayı bilen, dünyayı anlayan, dünyayı değiştirebilecek kadrolara sahibiz. İnsan gücümüz çok iyi. Allah'a şükür burada da çok iyi kadrolar gelir, bu ülkeyi yönetir. Var o kadrolar. Tayyip Erdoğan'a muhtaç değil bu ülke. Onu aşar. Yani halledeceğimiz şeyler bunlar ama inşallah hiçbirimiz umutsuz olmayalım. O günleri de göreceğiz hep birlikte. Tabii bir de israf var. Akıl almaz düzeyde bir israf. Yani mesela Türk Hava Yolları düşünün, 17 milyar lira zararla kapattı geçen yılı. Evet. 347 lüks araç kiralama ihalesi açmış. Kime verilecek bu lüks araçlar diye baktığınız zaman, o 347 2021 model 0 kilometre binek araç kiralayacakmış. 3 yıl kiralanacak araçların ihalesi 5 Mart Cuma günü yapılacak diye açıklıyorlar. Bu binek arabasının büyük bir çoğunluğu makam arabası. Şimdi 117 milyar TL zarar eden bir kurum niye 347 adet araç kiralar, hem de 2021 model? Parasını kime ödettirecekler? Nasıl ödettirecekler? Zaten zarardasın. Kârda olsan kimse sana bir şey demeyecek ama bir de Sayın Kuşoğlu, bir makam arabası Cumhurbaşkanı'nın da etrafında bir saltanat, bir savurganlık var. Bakın, getirin arkadaşlar o görüntüleri. Yollarda padişahımızın yollarda tırların çektiği araçlar var. Bakın şunlar. Gösterin arkadaşlar. Açın sesi. Padişahımızın koruma konvoyu gidiyor. Padişahımızın koruma konvoyu. 8 Nisan tarihleri arasında detaylı bilgi için otomekanika.com.tr. Şimdi Nesne Pürel kalitesini ve doğallığını denemeniz için ilk 8 suyunuz sadece 8'er TL. Hemen arayın 444-0844. Leylak'tan 23 Nisan'a özel hediye yağmuru. Zeti kuponlar, PlayStation 4'ler, iPhone 8'ler, Akülen.
gördüğünüz tablo bu Sayın Kuşoğlu. Her şeyde Cumhurbaşkanı'nın her programında 280 ile 300 araca yakın araç eşlik ediyor Sayın Cumhurbaşkanı'na. Ve bu araçların büyük bir çoğunluğu iller arasında böyle gördüğünüz şekilde götürülüyor. Bir de şu makam araçlarını da bundan sonra verin arkadaşlar, bunu şey yapın. Bir de onu görelim ve devam edelim. İsrafın boyutunu anlamak için bir de Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir programı var ve bir makam aracı geçişi var. Bu gördüğünüz yollarda gördüğünüz araçların geçişi. Bakın Sayın Kuşoğlu, bir dikkatle izleyin. İzmir İl Kongresi'ne giden araçlar bunlar. İnanılır gibi değil. Bir ordu yığılmış İzmir'e. Bir ordu. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar çok koruma araçlarını görmemişizdir. Demin yollarda tırlarla götürülen makam araçları bunlar işte. Bir seferde 280 araç Cumhurbaşkanı'nı izliyor. Ya bu ülkede bakın, demin gördüğünüz çocuğuna mama alamayan, un çorbası yapan, çocuğuna bez alamayan. Ya demin anlattım, söylemeye utanıyorum. Her 10 kadından sadece ikisi hijyenik pet kullanabiliyor. 8'inde yok. O kadar yoksulluk, o kadar biçarelik, bitkinlik varken bu ülkeden böyle bir saltanatı anlamak mümkün mü Sayın Kuşoğlu ya? Nedir bu? Vallahi bu saltanatı anlamak da mümkün değil ama bu saltanata oy verenleri de anlamak mümkün değil. Bak cumartesi günü Fatih Bey, cumartesi akşamı rahmetli Necmettin Erbakan'ın anmasıyla ilgili Saadet Partisi'nin toplantısına katıldık Sayın Genel Başkan'la beraber. Sayın Genel Başkan bir konuşma yaptı. Diğer parti liderleri de yaptılar. Sayın Genel Başkan'ın konuşma metni, hani konuşma metni şey yapılır ya, bir yazılır ya. Şimdi arkadan ekranda da görünüyor, büyük ekran var. Arkadaşlar soruyor, Sayın Genel Başkan müsvedde kağıtlara yazmış konuşmasını dediler. Evet, her zaman öyle yapıyor. Yani hiçbir zaman şu kağıdın bu tarafı kullanmıyor ya, bu tarafını atmaz. Muhakkak alır, bu tarafını kullanır. O da öyle. Türkiye böyle bir ülke. Şimdi o insana mı, şu Türkiye'nin koşullarında çöpten yiyecek toplayan insanların olduğu bir ülke, itibarda tasarruf olmaz diye bu saltanatı yaşayanlar var bir tarafta. İnsanlık adına, İslamiyet adına, ne adına derseniz deyin, o saltanatı yaşayanlar var. Bir taraftan da Sayın Kılıçdaroğlu gibi kağıdın bir tarafını kullanıyor, atmıyor. Diğer tarafını da aynı şekilde kullanıyor. Bir de böyle insanlar var, böyle yöneticiler var. Bunları görmek lazım ama. Yani insanların bunları görmesi lazım. Nasıl umutsuz olmamamız gerekiyorsa, Türkiye'de farklı şeyler var, uçlar var. Farklı insanlar var. O da var maalesef. Böyle bir örnek de var. Bu örnekleri görmemiz lazım. Bunları geliştirmemiz lazım. Bunları büyütmemiz lazım. Geliştirilmesi, büyütülmesi, göz önünde bulundurulması gerekenler bu örnekler olması lazım. Tasarruf yapmasını bilenler de var bu ülkede ve çok var. Böyleydi. Devlette biz böyle gördük, biliyor musunuz? Devlette böyle gördük. Bir sabit kalem vardır devlette. Kullanılan o kurşun kalemlerin benzeridir ama daha farklıdır. Onlar eğitimde kullanılmazdı.
Kimse de devlet memurlarının çocukları, ki ben de öyleydim, alıp evimize götüremezdik onu. Devletin kalemidir diye. Gerçekten. O günlerden bugünlere, 280 makam aracı. Evet, dolayısıyla da oy verirken, bu ülkenin idarecilerini tespit ederken daha dikkatli olmamız gerekiyor. Yani evet, o saltanat var ama o saltanata sebebiyet vermek de bu vatandaşın elinde. Onları görmesi lazım. Bir bu, de sizin bu, bir iddianız var. Bu rezaleti, bu şeyi. Ya o kadar çok var ki. Yani bunları doğru dürüst aslında oturup dört başı mağmur bir şekilde de konuşabilmemiz lazım. Sık sık konuşuyoruz, soruyorsunuz. Geçenlerde de sordunuz, şimdi de buna benzer bir şey soracaksınız galiba. Ya bir röportajınızdan aldım bunu. AKP'nin 18 yılda zengin ettiklerinin paralarını yurt dışına kaçırdığını belirtmişsiniz. Ve 200 milyar dolar yurt dışına kaçırıldı demişsiniz. Şunu anlamaya çalışıyorum. Bu kadar yoksulluğun olduğu bir ülkede yurt dışına 200 milyar dolar para kaçırılanlar kimler? Bir de burada sizin rakamlarınız var. Yurt dışında taşınan hesaplar var. 1715 değil mi o hesap? 17.100 hesap. 17.100 çok düzeltiyorum. 17.100 hesap 1 milyon dolar ve üzeri yurt dışına çıkarılmış. 170 milyar dolar üzerinde bir para yapıyor demişsiniz. Mevcuda 2014-2015'teki rakamı ilave ettiğiniz zaman 300 milyara denk geliyor. Ve siz bunu 200 milyar dolara kabul ettiğinizi söylemişsiniz. 17.100 hesabı yurt dışına çıkaranlar kimler? İkincisi, bu para yurt dışına yasal anlamda mı, legal yollardan mı çıktı? Peki bu para Türkiye'ye geri döner mi? Paranın sahipleri hakkında bilginiz var mı? En azından bunları soralım. Şu, bunlar legal. Legal olarak götürülüyor. Bunlar bilinen şeyler. Maalesef düzenlemeleri o kadar kötü yaptılar ki bu dönemde. Yani kimseyi falan dinledikleri yok. Bizim bürokrasiden gelen ya da önceki dönemden gelen siyasetten bu tür konularla ilgili birikimimizi katiyen dikkate almadılar. Bütün bunları yaptılar. Sonuçta bu paralar yurt dışına kaçtı. Türkiye borçlanıyor. Borçlanmasında da anormallik yok. Borçlanabilir. Fakat Türkiye borcunu, borçlandığı yabancı parayı üretimde kullanmak zorundadır. Üretime yatırmak zorundadır. Yatırım yapmak zorundadır. Neye yatırım yapacak? Üretime ve döviz getirecek üretime. Ancak o zaman borcunu ödeyebilir. Türkiye tuttu bu cam binaları yaptı. Yol köprü yaptı bu paralı geçişlerle. Yaptı. Kendi adamlarına yaptırdı. Ve bu Türk lirası getiriyor, döviz getirmiyor. Bugün biz Türk lirasına muhtaç değiliz. Biz yabancı paraya muhtaçız. Yabancı paraya borcumuzu ödeyebilmek için, yeni borç alabilmek için yabancı paraya muhtaçız. Biz yabancı para getirecek yatırım yapmadık. Bu dönemde yapmadılar bunlar. Dolayısıyla yabancı para, yani ihracattan elde edilecek döviz geliri söz konusu değil, yeterli değil. Ne yapılıyor o zaman? Sıkıntıya giriliyor. Peki sıkıntının bir sebebi de ne? O ihaleleri kendi adamlarına verdiler. Özellikle döviz olarak da verdiler ihaleleri. Dövizle, dolarla ihale yaptılar. Buradan para kazanan kendi adamları, iş adamları, AKP'li iş adamları bunları yurt dışına götürdü bu paraları. Bir yabancı kuruluşun raporudur. 4 sene içerisinde 17.101 milyon dolar ve üzeri hesap yurt dışına gitti diyor. Bu 100 milyon dolara da 1 milyar dolara da çıkabilir. 10 milyon dolardan aldığım zaman 170 milyar dolar yapıyor. Ki 2014'te ayrıca Maliye Bakanı'nın açıkladığına göre zaten 130 milyar dolar vardı Türkiye'de. 300 milyar dolar yapar. Yani Türklerin yurt dışında 130 milyar doları vardı. 170'i de en azdan hesaplayıp ilave edersem 300 milyar dolar yapar. Ben 200 milyar dolar diyorum. En az 200 milyar doları iş adamları, AKP'den para kazanan iş adamları yurt dışına götürdü. Şu anda yurt dışında yatırım yapan Bulgaristan'da, İngiltere'de, Hollanda'da, Portekiz'de, Mısır'da hatta yatırım yapılması Türkiye'ye göre çok daha fazla. İş adamlarımız bu ülkeye yatırım yapmıyor, yurt dışına yatırım yapıyor. Özellikle de AKP'li iş adamları. Neden? Çünkü Türkiye'de demokrasi ve yargı bağımsızlığı yok. Yargı güvencesi yok. Her an malına, mülküne el konabilir.
Onun korkusuyla gidiyor, parasını yurt dışına götürüyor, bankada tutuyor, burada tutmuyor. Ve yatırım yapacağı zaman da yurt dışına yatırım yapıyor. Çünkü yurt dışındaki yatırım daha uygun. Daha uygun şartlarda yapılıyor ve orada yargı güvencesi var. Bir anlaşmazlık söz konusu olduğu zaman yargıya gidebilir. Şimdi önümüzdeki gün, bugün de Maliye Bakanı'nın böyle buna benzer bir açıklaması vardı. Geçen hafta da var. Şey diyor, ekonomik reform yapacağız diyorlar. Ekonomik reformdan anladıkları ne biliyor musunuz? Bu senenin harcamalarını denkleştirebilmek için, bütçe açığını kapatabilmek için daha fazla vergi alabilmek. Vergileri artırmaya çalışıyorlar. Ya Türkiye'de zaten yatırım yapılmıyor, bu vergileri niye artırıyorsun? Türkiye iş adamı, yatırımcısı yurt dışına yatırım yapıyor. Sen Türkiye'deki vergileri düşür ki burada yatırım yapılsın. Güvence ver, yatırım iklimini, ortamını daha iyi, daha rasyonel hale getir ki bu ülkede yatırım yapılsın, işsiz iş bulsun. Oradan yapılacak üretimle para kazanalım, borçlarımızı ödeyelim. Türkiye'ye yatırım yapılması lazım, bunun teşvik edilmesi lazımken tam tersine vergileri artırıyorlar. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Vergi teklifatı arttı. 3'ten 5'e çıktı. Şimdi kurumlar vergisi oranını da artırmaya çalışıyorlar. Büyük ihtimalle artıracaklar. Başka vergilerde de var. İletişim vergisini konuşmuştuk. 7,5'tan %10'a çıkardılar. %30'luk bir artış söz konusu. Böyle ülkede yatırım yapar mı? Tam tersine burada yatırım yapılmasını teşvik etmen lazım senin ya. Böyle garip bir şeyle, tutumla, garip bir stratejiyle gidiyorlar. Evet, çok anlamam açık. Mümkün değil ya. Yani. Peki. Hem para kaçıyor, bakın borçlanıyorsunuz. Borcu ödemek için yatırımı yanlış yapmışsınız. Doğru yatırım yapmamışsınız. Oradan kazananlar paralarını yurt dışına götürmüşler. Servetlerini kaçırmışlar. Yatırım yapmaları gerektiği zaman da yurt dışına yatırım yapmışlar. Türkiye'ye yatırım yapmamışlar. Ayrıca sen hukuk güvencesi, yargı güvencesi, demokratik güvenceler verip İyi bir güvenli ortam, yatırım ortamı oluşturman gerekirken vergileri artırarak, baskıyı artırarak daha fazla servet kaçmasını, yatırımcı kaçmasını temin etmiş oluyorsun. Anlamam mümkün değil. Yani o kadar yanlış işler yapıyorlar ki anlatmakla bitmez. Daha buna benzer çok şey anlatabilirim. Profesör Doktor Aziz Konukman var. Sizin de yakından tanıdığınız bir isim. Evet, Aziz Hocamız. Aha. Sevgili Aziz Hocam, Aziz Hocam merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar. Bülent Bey'e de selamlar, sevgiler. Selam, saygılar hocam. Şimdi sevgili hocam, yurt dışına 200 milyar dolar AKP'ye yakın iş adamlarının para çıkardığını söyledi Sayın Kuşoğlu. Ve toplam rakamın 200 milyar dolar alt limit olduğunu, 200 milyar dolarla 300 milyar dolar civarında Türkiye'den şu an net bir yabancı para çıkışı olduğunu belirtti. 17 bin hesap dedi. Burada tam rakamı var. Rakamı da size söyleyeyim. Orada da hata yapmayalım. Yani 17.100 hesap, 1 milyon dolar ve üzeri hesabın yurt dışına çıkarıldığını söyledi. Şimdi hocam, enflasyon belli, açlık belli, yoksulluk belli, Türkiye'deki gelir dağılımı adaletsizliği belli. Asgari ücret bugün açlık sınırının altında. Yoksulluk sınırı 8 bin liranın şu an üzerinde. Yani 8 bin liranın altındaki her ücret, hepimiz ben dahil, yoksuluz şimdi. Bir de açlık sınırı da asgari ücretle arasında 100 lira kalmış. Böyle bir tabloda bir ülkede yaşarken 200 milyar dolar parayı kim, neden, nasıl yurt dışına çıkarıyor bir. İkincisi, şu da büyüme rakamları gene çarpık çarpık bir şeyler söylediler ama çok inandırıcı gelmedi bana. Bir de bize büyüme rakamlarını söyleyin. Tamam. Bir kere çok önemli konuları, güncel, bugün tartışılması gereken konuları gündeme getirdiniz. Bir de öbür konuda kutluyorum o 200 milyar dolar meselesi. Bence Türkiye'nin en önemli konularından biri. Biz bunları tartışmıyoruz. Hatta buna bir tane daha bir şey ekleyeyim isterseniz. Bülent Bey bunu çok yakından izliyordur. Biliyorsunuz 2015 yılında bir kurumlar vergisi kanunu 30.
maddesine bir 7 numaralı bent eklendi. Çok önemli bir bent bu. 7 numaralı bent. Ben kısaca şu bende hemen hızlı okuyayım da ne olduğunu izleyenler baksın. Kazancın elde edildiği ülke vergi sisteminin Türk vergi sisteminin yarattığı vergilendirme kapasitesiyle aynı düzeyde bir vergilendirme imkanı sağlayıp sağlamadığı ve bilgi değişim hususunun göz önünde bulundurularak bulundurması suretiyle Bakanlar Kurulu'nca ilan edilen ülkelerde, bunlara biz offshore ülkeleri diyoruz ya da vergi cennetleri diyoruz, ülkelerde faaliyette bulunan firmalara, kurumlara nakden veya hesaben yapılan veya tahakkuk ettirilen her türlü ödemeler üzerinden bu ödemelerin verginin konusuna girip girmediğine bakmaksızın %30 oranında vergi kesintisi yapılır diyor. Müthiş bir olanak. Ne zaman gelmiş bu? 2006'nın ocağından itibaren yürürlüğe girmesi lazım. Şimdi sıkı durun. Ya o gündür bugündür bu ülkelerin listesi yayınlanmıyor. Ya bu bir rezalet. Bakın yayınlanmıyor ya. Bu listeyi yayınlasan, hangi ülkelerin Türkiye tarafından vergi cennetleri olduğunu ilan etsen, buradan ya müthiş para akıyor. Bunu bilmiyoruz. O trafiği bilen yok. Bilmiyorum. Yani yasa dışı bir durum yok burada aslında. Yani normalde oradaki bir firmaya bir borç alacak ilişkisi filan, hatta vergi mükellefiyeti olup olmadığının da önemi yok. Oraya böyle bir aktarım yaptıysan kardeşim diyor, ben senden %30 vergi alırım diyor. Bu kadar basit diyor. Ama bu ülkeleri sıradan belirleyemezsin. Vergi kapasitelerinizi karşılaştıracaksınız. Aranızda bu konuda yapılmış uluslararası bir anlaşma var mı? Bütün bunlara bakacaksınız. Sonunda diyeceksiniz ki bak işte kardeşim şu şartları sağlamayan ülkeler var. Bunlara ben offshore ülkeleri diyorum. Yani vergi cennetleri. Ve buralara bir para transferini gördüğüm andan itibaren bu işi bitiririm kardeşim diyorsun. Şimdi o hatırlarsanız Kemal Bey'in dava konusu edilen olay da bunun içinde. Hani bilmem ne adalarına değil mi para gönderildi, gönderilmedi, makbuzu vardı yok, o da bu konuyu ilgilendiriyor. Yani siz onu, o ülkeleri ilan etmezseniz oho geçti borun pazarı süreci iğneye. Yani vahim Fatih Bey, yani emin ol benim, yani tüy bitti derler ya, ağzımda tüy bitti diye, ya ben artık yoruldum bunu hatırlatmaktan. Emin olun, kayıtlara girin, kaç kez kaç çıktığım programda ya kardeşim şunu yayınlamamışsınız. Bakın en son 12 yıl önce demişim. Bakın şimdi kaç yıl oldu bilmiyorum. 2006'ymış. 2021, 15 yıldır. Cumhurbaşkanı istediği an istediği kararnameyi çıkartıyor. Fatih Bey ya gözünü seveyim. Bir dakikalık iş bu. Bir dakikalık. Çalışması bellidir. Yani bakın çalışması yapılmıştır bunun. Ülkelerin isimleri tek tek biliniyordu. Şimdi düşünsenize oraya milyarlarca para gönderenler bir kuruş ödemeden, oh ne güzel ya, böyle bir dünya var mı? Onun için ne yapıp ne edip, ben bunu bir suç duyurusu olarak ilan ediyorum zaten. Ama tabii bu ülkenin savcıları bu suç duyurusunun gereğini yapıyor mu yapmıyor mu? Ben bir şeyin uzmanı mıyım? Değilim ya. Yayınlanmış kardeşim. 30. maddenin D numaralı bendi. Yani ne zaman yürürlüğe girecekmiş? 1-1-2006 tarihinde yürürlüğe girecekmiş. Tık yok. Bu bir. İkincisi, ya ne büyümesi Allah aşkına ya. Bak bir iki rakam vereyim Fatih Bey. Ne kadar rezil olduğunu düşün. Şimdi bir 10. plan açıkladılar değil mi? Bir 11. plan. 10. 11. plan. Ben şimdi onu merak ettim. 2023 hedefleri nedir diye. Bakın mesela şeyde ilk ilan ettikleri, şuradan hemen bakayım size. 25 bin dolardı, hatırlayın 10. kalkınma planı açıklanırken 25 bin dolarlık bir milli gelir, kişi başına düşen gelir tahmini yaptılar. Şimdi orta vadeli program, yani YEP dedikleri, orada 2023 için 10 bin dolar rakamını koydular. Bak kendi belirledikleri 25 bin doları sevgili Fatih kardeşim 10 bin dolara indirdiler. Bunu ben indirsem vay! İşte alçak inmem ne şikayet ederlerdi. CHP bunu eleştirdiği zaman ne dediler biliyor musunuz? Siz bizim hayallerimizi dahi yapamazsınız ya. Siz bırak bizim icraatimizi, bizim hayallerimize dahi yetişemezsiniz siz dediler. Hatırlayalım, Bülent Bey onu çok iyi hatırlıyordu.
Şimdi 10 bin dolar ne oldu bugün? İşte yeni açıklandı, 8.599 dolar. Nasıl gideceğiz biz 2023'te? Hani beğenmediğimiz, ben 25 bin dolar dediler ya, 15 bin dolar kestik, 10 bin dolara indirdiler. E ne olacak 8.599 dolar? Üstelik bir de bir hesap yapıyorlar Fatih Bey. Bilmiyorum görüntüde bir, tamam bir kayboluyor gibi oldu. Bir hesap yapıyorlar. Biliyorsunuz 4,5 milyon sığınmacı var. 4,5 milyon sığınmacı Türk ekonomisine katkı yapıyor Fatih Bey. Kimisi kayıt dışında çalışıyor, kimisi orada, burada. Ciddi milli gelire katkıları var. Ama kişi başına düşen milli gelir hesaplanırken resmi nüfusa bölüyorlar. Yani biz aslında 84,5 milyon olduk neredeyse. Ama öyle yapmıyorlar. Bu 4,5 milyonu dışarıda bırakıp bölüyorlar. Milli gelire katkısı yaparken 4,5 milyonu hesaba katıyorlar. Ama kişi başına düşen geliri hesaplarken onları katmıyorlar. Nüfusta katmıyorlar. O zaman 8 bin dolara düşüyor. Yani şu verdikleri 8.599 dolar 8 bin dolara düşüyor. Bu bir felakettir. Bu bir kepazeliktir. Ve Türkiye 2021 yılında OECD yeni yayınladı Fatih Bey. 2022'den 25'e kadar Türkiye ekonomisi %3,5 büyüyecek diyor. 10 yıllık ortalama 4,5. Yani düşünün, 1 puan büyüme oranında düşme demek, artan nüfusun istihdam edilememesi demek, bu felaket bir şey. Sokaklarda işsizleri göreceğiz. Bakın, bir yandan işsizleri göreceğiz, bir yandan da büyüme kapasitemizin yetmezliğini göreceğiz. Niye? Ya kardeşim, biz 4,5'a yetmez diyorduk. Siz şimdi 4,5'ı 3,5'a indiriyorsunuz. Oysa Türkiye'nin ortalama kapasitesi, Bülent Bey bilir, bizi 7'ler ancak kurtarır. 5 potansiyel büyüme falan diyorlar ama artık bunu, o büyüme yetmezliğini, nüfus artış hızını da karşılamamız için bizim %7'ler civarında büyümemiz lazım. Yani Fatih Bey, bugünü arar noktaya geleceğiz. Ne yazık ki. Evet, haklısınız. Hemen döneyim Sayın Kuşoğlu, ne diyorsunuz Sayın Korkman? Önemli şeyler söyledi. Öyle, siz sorduğunuzda bu yurt dışına çıkan 200 milyar dolar, yani yurt dışında olan 200 milyar dolar hukuki mi dediniz? Hukuki, işte hocanın da söylediği gibi bunlar hukuki yollardan yurt dışına transfer edilmiş. Vergilendirilmesi gerekirken bu kazançlar maalesef vergilendirilmemiş. Stopaj yapılması gerekiyor, yapılmamış. %30, bakın, şu Man Adası gibi yerlere gidip gelen paranın vergilendirilmesi gereken oran %30. Sadece bu isimler yayınlanmadığı için kurumlar vergisi kanununa göre bu vergilendirme yapılamamış maalesef. %30. Bunlar yapılabilseydi bu kadar para gitmezdi, gitmesine gerek kalmazdı ve Türkiye için, yatırımlar için kullanılmış olurdu. Bizim şu anda 100 milyar dolarımız olsun, bu sıkıntıyı, bu ekonomik bunalımı aşarız. Çocuklarımıza iş buluruz. Ekonomik mutluluğumuzu az çok yakalarız. Maalesef bunlar yapılamıyor, görülemiyor bunlar, anlaşılamıyor. Bizler anlatmaya çalışıyoruz bu yapısal reformlar diye, yapılması gereken acil konular diye, bu yargı reformundan başlayarak, demokratikleşmeden başlayarak, hukuk güvencesi verilmesinden başlayarak yatırım ortamının düzenlenmesi konusunu maalesef iktidarın işine gelmiyor, yapamıyorlar. Ama öbür taraftan da millet dökülüyor maalesef. Büyük sıkıntılar içerisinde kalıyor. Bunun bir an önce düzelmesi lazım. Anlaşılması lazım. Bizim de bunu Cumhuriyet Halk Partisi olarak, muhalefet partisi olarak çok iyi anlatmamız lazım. Çünkü bu yapılan bir anlamda ülkeye ihanettir. Bu kadar basit. Peki bu arada yine tartışılan bir konu var. Aydınlık Gazetesi'nden İsmet Özçelik yazmış. Bir de bu kadar sıkıntı içinde çekilen bir ülkede iktidarın gözdesi Cengizoğlu dibinin sahibi Mehmet Cengiz Londra'da bir sokak satın almış. Evet, bunun da görüntüleri ve şeyleri de var. Yani bunların epeyden beri dedikoduları var. Hollanda'da iddia olarak dile getirelim Hollanda'da bunu. Çok büyük yatırımlar, Londra'da bir sokak, bunlar var. Şimdi bunlar göz göre göre, bu ülke ne? Bu ülke, bakın, döviz bulamadığı için
yani geçmişte vardı ya 70 sente muhtaç. 70 sente muhtaç olduğu için bu sıkıntıları çekiyor. Bu vatandaş bundan dolayı bu sıkıntıları çekiyor. Sen bu paranın gidişine izin veriyorsun. Oralarda sokaklar satın alınıyor, çok büyük yatırımlar yapılıyor. Bu paranın gelmesi için uğraşacaksın. Ben boşuna mı diyorum? İsmet Bey çok doğru söylüyor. Burada bu iktidardan, AKP iktidarından, Erdoğan iktidarından para kazananlar paralarını götürüyorlar yurt dışına. Yine Erdoğan'ın korkusundan dolayı götürüyorlar ama. Hem kazanıyorlar hem korkularından götürüyorlar. Hem kazanıyorlar hem götürüyorlar yurt dışına. Peki hocam ne diyorsunuz ya? Nasıl bir anlayış, nasıl bir ticaret? Yani bu ülkede çocuğuna mama yediremeyip un çorbası yapan insanlar varken, evinin elektriğini, kirasını ödeyemeyen insanlar varken, bir iktidar nasıl kendi yandaşlarına böyle bir olanak sağlar? Onlar da nasıl kendi ülkesinin kaynaklarını yurt dışına taşır? Bu önlenemez mi? Ah, önlenemez olur mu Fatih Bey? Allah aşkına bebek bezinden KDV alıyorsun ya. Dehşet bir şey ya. Öbür tarafta Milli Piyango'dan sıfır ya. Böyle bir akıl tutulması yaşıyoruz ya. Resmen akıl tutulması ya. Bebek bezinden KDV alınır mı Allah aşkına ya? Böyle bir kepazelik olabilir mi? Yoksul insanlar perişan vaziyette. İşte Cumhuriyet Gazetesi'nde bugün yer aldı Fatih Bey, bahsetmişsinizdir değil mi? Evet, demin yoksulluk konuştuk, araştırması. Konuştuk. Utanır insan o tabloyu gördükten sonra. Ya ben siyaseten, yöneticilikten bırakırım ya. Ya yapamadım herhalde. Ben bir şeyler yapamadım ki bu tablo çıkmış diye. Gerçekten rahatsızlık duyarım ya. Ben akademisyen olarak o tabloyu gördüğüm zaman, okuduğum zaman utanç duydum ya. Hak etmiyor insanlar. Milyonlarca insan. Bakın adam kalkmış, haber doğru ya da değil, sokak satın alıyor. Ya sokak çocuklarına sahiplenir ya şu Türkiye'de ya. Milyonlarca çocuk sokakta ya. Perişan vaziyette. İLO bunların sayılarını tutuyor. Diyor ki bunlara bir dikkat edin kardeşim diyor. Şimdi biz bu 5 tane firmanın döviz cinsinden biliyorsunuz bunların performans kriterlerini döviz cinsinden ödüyoruz. Bunu TL'ye çevirsek. Hatta salgın nedeniyle mücbir sebep gösterip bunların bir kısmını ödemesek emin olun o sokak çocuklarını biz ihya ederiz ya. Buradan o şirkete seslenelim ya. Bırak sokak almayı kardeşim. Sokak çocuklarına sahiplen ya. Bırak sokak almayı ya. Bu zor bir iş mi ya? Kendin vazgeç. Dilekçe ver ya. De ki kardeşim de ya bize yapılan ödemeleri durdurun kardeşim. Çünkü performans kriterlerinin bu şartlarda tutmasının bir mantığı yok. Mümkün değil. Ne otobüs sayısı tutar, ne yolcu sayısı tutar. Ben anlayışla karşılıyorum. Lütfen orada yazdığımız, anlaştığımız şeyi bir mücbir sebebi kabul edin. Bize bu ödemeyi yapın der. Bakın Haziran ayında şey başlamadan önce Fatih Bey, daha salgın başlamadan önce Amerika'nın önde gelen zenginleri Facebook sahibi de dahil olmak üzere başkanlara mektup yazdılar. Açık mektup. Dediler ki Cumhuriyet'e sahip çıkmak istiyorsak, bakın lafın güzelliğine bak, Amerika Birleşik Devletleri olarak Cumhuriyet'e sahip çıkmak istiyorsak biz zenginlerin ahlaki sorumluluğu var dediler. Servet vergisi alın bizden dediler. Yahu seçilecek olası başkana mektup yazdılar ya. Ne kadar ahlaklı bir tutum ya. Bizde niye bu olmuyor kardeşim ya? Bunlar da demeleri lazım ki Cumhuriyet'e sahip çıkmak istiyorsak, salgının bu felaket etkilerini ortadan kaldırmak istiyorsak, ya bu çorbada bizim de bir tuzumuz olsun. Biz mücbir sebep ilan edin, bize bu ödemeleri yapmayın ya da çok az ödeyin demeleri gerekmez mi ya? Birazcık ahlaki değerleri sahipleniyorsak, koruyorsak, bunu illa siyasal iktidardan mı beklemek gerekir? Siyasal iktidar vermiyor işte, yapmıyor öyle bir olanağı, tanımıyor. Yok sayıyor. Bizleri yok sayıyor. Geniş halk yığınlarını yok sayıyor. Ama hiç değilse bu iş adamları ellerini vicdanlarına koyup onlar böyle bir şeyi çıkışını yapamazlar mı? Buradan çağrı yapalım. Ne olur? Londra'dan sokak almayın. Türkiye'deki sokak çocuklarına sahip olun. Kayıt dışı milyonlar var Fatih Bey. Bakın bizim yardım yaptıklarımız kayıtlı. 6 milyon 350 bin aile ödeme yaptık diyor değil mi? Bu sosyal dayanışma yardımlaşma fonu eski yani halkımızın deyimiyle fakfuk fon. Ya kaydı kuydu belli. Şeyi var, vatandaşlık numarası var. Peki kaydı kuydu olmayan milyonlarca vatandaşımız var. Onlar ne yapacak? Yazık değil mi? Bakın bütün ödemeler kısa çalışmaya dönük kayıtlı çalışan için var. Ücretsiz ödeme,
kayıtlı çalışanlar için var. Kayıt dışında olanlar ne olacak? Onların adı yok. Onların adı yok. Onların muhatabı yok. Onlar yok sayılıyor bu ülkede. Günah değil mi ya? Bir ellerini bir vicdanlarını koysunlar ya, bir kez daha düşünsünler. Evet. Fatih Bey, bir kez daha düşünsünler. Buradan bir çağrı yapalım ya. Empati duygusunu güçlendirsinler. Peki, bir hocam. Başkasının hissettiklerini hissedemeyen insan insan olabilir mi ya? Bu kadar mı değersizleşti bu işler? Haklısınız. İnançlarımızdan, hocam, dünya görüşlerimizden bağımsız çağrı yapıyorum. Sevgili Fatih Bey, lütfen. Tamam hocam, çağrınız alındı ve çok teşekkür ederim size katıldığınız ben için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Ben Bey'e de sevgiler, saygılar. Sağ olun, sağ olun. Mukavele hocam. Çağrıyı duydunuz. Bir CHP olarak böyle bir çağrı yapma imkanımız var mı? Yani yaptık. Birlikte yaptık. Yapıyoruz biz de tabii ki benzer çağrıları. Hakikaten ama bu bir siyasetçi olarak bunları bir vicdani mesele değil de bir taraftan da insani mesele, bir organizasyon meselesi olarak ortaya koymamız lazım. Yani bizim siyasetçi olarak bunu insanların vicdanına sadece bırakmamamız lazım. Niye onun insafına kalsın, bunun insafına kalsın? O da vatandaş. Bunun organizasyonunu bizim yapmamız lazım. Sadece bu çağrıyla yetinmememiz lazım bizim. O organizasyona da sahibiz. Türkiye, tekrar söylüyorum, bu sıkıntıları, bu ekonomik zorlukları, bunalımı aşacak, bu toplumsal çözümsüzlüğü, umutsuzluğu giderecek kadrolara sahiptir, birikime sahiptir. Bunu her zaman yaptık, geçmişte de yapabiliriz, yaptık, şimdi de yapabiliriz. Umutlu olmamız lazım. Biz neden bu duruma düçar oluyoruz, bu kadar sıkıntıya düçar oluyoruz? Beceriksiz bir yönetime muhtaç mıyız? Türkiye'de bu kadrolar var. Bir an önce bunlardan kurtulmamız lazım. Demokratik koşullar altında ve Türkiye'nin bir an önce o demokrasiyle birlikte ekonomide de koştur koştur gitmesi lazım. Biz çok iddialı bir ülke olabiliriz. Çok iddialı bir ülke, çok güçlü bir ülke olabiliriz. Peki. Sayın Kuşoğlu, çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Önemli şeyler söylediniz. Estağfurullah. CHP Genel Başkanımızı Bülent Kuşoğlu geldi ve doğruları anlattı. Yine Aziz Konukman Profesör Doktor, o da bize bildiklerini anlattı. Türkiye'nin sorunu çok. Yoksulluktan bahsettik. Yurt dışına kaçırılan servetlerden bahsettik. Londra'da satın alınan sokaklardan bahsettik. Ülke böyle bir ülke. Bu kadar kastlara bölünmüş, Hindistan gibi olmuş bir garip ülke. Az sonra İrfan Derimeci'yle ana haber var. Onun da ayrıntılarını kaçırmayın derim. Bizden bu akşamlık bu kadar. Yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar. Hoşça kalın.